Türkiye'de muhalefet anlayışı iyice çığırından çıktı. Önceki gün Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation'ın oyunu Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatılınca kıyameti kopardılar. Biri çıkmış oyunun engellenmesini savunanlara hakaret ediyor, öteki güya bilim adamı muhalefete yaranmak için internetle leş oyunu aynı kefeye koyuyor, bir de aileleri suçlayıp meseleyi saptırıyor. Pedofili kaynayan taciz, para tuzağı bir platform burası. Yahu bunun neyini savunuyorsunuz kardeşim? Göz mü yumulsun? Zaten bugüne kadar yumulmuş. Platformun sahibi adamlar bile kuralların ihlal edildiğini kabul ediyorken sizin bir tarafınızı parçalamanızı da anlayamıyorum. Batı ile ittifak kurmak isteyen, Batı'nın desteğini arkasına almak isteyen herkes Batı'da da Türkiye'de LGBT'yi savunmak zorunda. Tabii ki. Ben bunları Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin bilmediğini vesaire kesinlikle düşünmüyorum. Onlar da bu oyunun, bu grubun bir parçası. Dolayısıyla LGBT'yi savunmak, LGBT'yi teşvik etmek onların şu anki politikalarının temel ayaklarından bir tanesi. Yoksa bu kadar her yerde bahsi geçen, her yerde görüntüleri yayınlanan bir oyunun neydi olduğu bütün herkes tarafından bilinen bir oyunun İmamoğlu ve ekibi tarafından bilinmeyeceği mümkün değil. Öyle sizin gittiğinizde tapındığınız ülkeler var ya, açın bakın bakalım. Hangisinde böyle cinsel içeriklere geçit veren, pedofili kaynayan, şiddet içeren oyunlar barınabiliyor? Birleşik Krallık, cinsel ilişki ve gereksiz şiddet sahneleri nedeniyle birçok oyunu yasakladı. Almanya'da şiddete gönderme yapan veya teşvik eden video oyunlarına yönelik katı yasalar var. Cinsel içerik veya şiddet içeren oyunlar Singapur'da da yasak. Mesela eşcinselliği teşvik eden Mass Effect serisi. Avustralya'da Silent Hill gibi şiddeti, cinsel içeriği, çıplaklığı, uyuşturucuyu teşvik eden oyunlar yasaklı. Avrupa Birliği terörü destekleyen paylaşımları bir saat içinde silmeyen sosyal medya şirketlerini ciroları üzerinden para cezasından başlayıp siteyi kapatmaya kadar giden cezalarla tehdit ediyor. Bizim muhalefete göre bunlar özgürlükçü ülkeler, biz yasakçıyız, yersen. Bu oyun her geçen gün içeride çocuk tacizcilerinin cirit attığı bir yer haline geliyor. Videonun en önemli kısmına geliyoruz. Lütfen burayı iyi dinle. Roblox konu oyunları, sohbet filtresinin devre dışı kaldığı ve testing yapılabilen bu deneyimlerde karakterler soyunup sanal seks yapabiliyorlar. Sadece yazılı sohbet ile de sınırlı kalınmıyor. Roblox oyuncuları arasında Discord kullanımı çok yaygın. Bu konu deneyimlerinin de Discord sunucuları var. Oyuncuların yarısının 13 yaş altı, %22'sinin 9 yaş altında olduğunu düşünürsek de bu platform bazı insanlar için ideal bir avlanma ortamına dönüşüyor. Geçtiğimiz yıllarda Owen Thomas adındaki bir adamın 150 çocuğu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı haberi Amerika'ya salladı. Soruşturma ilerledikçe anlaşıldı ki bu sapık taciz ettiği çocuklarla Roblox'tan tanışıyordu. Daha sonra Discord'dan konuşmaya başlıyor ve onları cinsel organlarının açması konusunda kandırıyor. Kamera karşısında çocuklara bakarak mastürbasyon yapıyordu. Soruşturma ilerledikçe olay daha da pisleşmeye başladı. Bu adamı taciz ettiği çocuklardan 60 tanesi 13 yaşın altındaydı. Dosyada adı geçen 10 yaşındaki kurbanlardan birinin ifadesi şöyleydi. Bana 400 Robux yollayacağını ama önce Discord'da kamera açıp dans etmem gerektiğini söyledi. Bir kere yaşanmış, istisnalar kaideyi bozmaz diyorsan eğer. Roblox'un karanlık yüzünün bir başka örneği de Mr. Obvious. Bir zamanların ünlü Roblox YouTuber'ı. Roblox tarafından yılın içerik üreticisi ödülü verildikten kısa süre sonra Mr. Obvious hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki bu adam kendisine ulaşan bir kız çocuğu ile cinsel konuşmalara giriyor ve ona son yaptığı videolarını yolluyordu. Ve küçücük çocuğu bunları kimseye söylememesi üzerine tehdit ediyordu. Neyse ki kızın ailesi bu durumu fark etmiş ve olayları kamuoyuna taşımıştı. Daha sonrasında anlaşıldı ki bu adamın yaptığı eylem bir tek kızla sınırlı da değildi. Günler geçtikçe çok daha küçük çocuklarla çok daha iğrenç konuşmalara girdiği mesajlar ortaya çıkmaya başladı. Daha işin kötü tarafına gelmedik bile. Bakın şok olacaksınız. Roblox tüm bu iddialara rağmen bu YouTuber oyunundan banlamadı. Mr. Obvious iddiaları reddetti, montaj dedi. Pedofili sapık Roblox'un izniyle platformda boy göstermeye devam ederken 4 senenin sonunda bu adamı banladılar. Bu 4 sene içerisinde daha kaç tane çocuğu taciz ettiğini ise asla bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Roblox'un skandallarının bitmediği. Dr. Rofetnik, SEO adındaki bir dönemler Roblox'un en çok oynanan oyununun yapımcısı. Rofetnik için işler iyi gidiyor. Yüksek meblağlarda paralar kazanıyordu. Ta ki bir olay patlak verene ve kendisinin ne aşağılık biri olduğu anlaşılana kadar. SEO'yu oynayan ve bu oyunun yapım ekibine katılmak isteyen 11 yaşındaki Sarah'ın Dr. Rofetnik ile olan Discord konuşmaları ortaya çıktı. 24 yaşındaki Rofetnik 11 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel içerikli konuşmalar yapıyor. Çok tatlısın. Sen istiyorum gibi ifadeler kullanıyor. Bu mesajlaşmalar ortaya çıktığında ise bu sapık savunma olarak sadece erotik rol yapma oyunu oynuyorduk dedi. Ve Roblox bu olaya da sessiz kaldı. Bu şerefsizin oyunu 2 sene boyunca aktif olarak oynanmaya devam etti. Çünkü SEO denen oyun çok fazla oynanıyor ve para kazandırıyor. 2 senenin sonunda ise Sonic'in telif haklarının sahibi Sega karakterlerin böyle bir adamla anılmasını istemediklerini söyleyince mecburi olarak oyun kaldırıldı. Roblox'un içindeki sapıklar çocukları sadece sanal yollarla taciz etmiyor. Çok daha ileri gidenler var. 20 Ocak 2023. 27 yaşındaki Darius'un 11 yaşındaki bir çocuğu kaçırdığının haberi medyaya düştü. Çocuk çok geçmeden bulunmuş ve zanlı yakalanmıştı. Bu olayın haber değerinin olmasının sebebi ise zanlının ifadesinde saklıydı.
Morris ifadesi alınırken çocukla nereden tanıştığı sorulunca Roblox cevabını vermişti. Başka bir haber. 13 yaşında online oyuna tanıştığı adam tarafından kaçırılan bir çocuk. Hangi online oyun? Roblox. 13 yaşındaki kız 33 yaşındaki adam tarafından kaçırılıp tehdit uğramış. Adamın çocuğa ulaştığı platform Roblox. Daha böyle yüzlerce haber var. Ve tabi haber olmayan yüzlerce taciz de var. Çünkü çoğu çocuk taciz edildiğinin farkına bile varmıyor. Bunu bir oyun zannediyor. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek özellikle genç dimağları zehirlemenin peşinde. LGBT'li bireyler ve bu renkler toplumun ahlakını bozmaz. Renklerden Türkiye'nin ahlakı bulacak. Hadi canım, o insanlar sizden çok hakikaten daha onurlu orada yürüyen insanlar. Onlar bu ülkenin aydınlık geleceği için bir mücadele veriyorlar. Bir yürüyüş yapıyor, bir eylem ortaya koyuyor. Biz orospular yanarken mahallede onun ateşine odun attığını çok iyi biliyoruz. Bizleri yok sayıp hedef gösteremezsiniz. Biz orospular seks işçileri varız, var olacağız. Gerçeğimiz, başımız aynı oynuyor. Ya Türkiye'de niye bir eşcinsel milletvekilimiz yok bizim? Niye fabrikadaki mı, var mı eşcinsel milletvekili tabii adayınız var mı? Tabii ki olacak. Ya bu nasıl bir iştir arkadaş? Ya arkadaş, LGBT'ye özgürlük verelim diyor ya. Burada Müslümanım diyen adam, bu nasıl olur ya? Bir kafir bunun aleyhine konuşurken, bir Müslüman nasıl özgürlük diye görüyorum diye. Onu Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Artık işi iyice ileriye götürdüler. Alenen sloganlarla ve konuşmalarla söylüyorlar. Bu sapkınlığı sanki siyasi bir kimlikmiş gibi bayraklaştıranlara her platformda karşı durmalıyız. Bakın, İmamoğlu ve eşi bu konuda resmen görevlendirilmiş gibi. Lütfen videonun kaldırılmaması için devam etmeden önce beğenip nokta dahi olsa yorum yapalım. Buyurun. İBB şeysi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu evinde yanında kızıyla bir video çekiyor. Video tabii ki öylesine çekilmiş bir video değil. Önceden kurgulanmış ve bir amaca hizmet ediyor. Videoda çocuklara okuması için kitaplar, hikayeler öneriliyor. Beren'cim, bu süreçte okuduğun o güzel kitaplardan hangilerini önerebilirsin arkadaşlarına? Ben Kral Şarkı serisinden en çok sevdiğin seri biliyorum. Mor bir fil gördüm sanki kitabı. İşte Çıtıp Felsefik serisi. Çıtıp Felsefik serisi. Önerdiği bir hikaye olan Çıtır Çıtır Felsefe serisi çok dikkat çekici. Dilek İmamoğlu'nun önerdiği bu hikaye aynı zamanda İBB'nin kitap satış sitesinde de satışa sunulmuş durumda. Gelin size iğrençliklerle dolu olan hikayenin bir sayfasını göstereyim. Bu kanalda böyle bir şey okumak istemesek de CHP zihniyetinin toplumu neye hazırladığını görmeniz için buna dikkat çekmek zorunda hissediyoruz kendimizi ve bu durumun vehametini daha iyi anlamanız için sayfayı affınıza sığınarak sansürsüz okuyacağız. İlgili hikayenin bir bölümünde araba çalıştı. Adam terlediğini söyleyip önce paltosunu sonra kazağını çıkardı. En sonunda da pantolonunu indirmeye başladı. Hugo paniğe kapıldı. Elini pipimin üstüne koy dedi adam Hugo'ya. Adam aynı şeyi bir kez daha yüksek sesle tekrarlayıp Hugo'dan soyunmasını istedi. Gerçekten korkunç bir durum. Bir anne çocuğuna nasıl böyle bir hikayeyi okutur ve başkalarına da önerir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Mide bulandırıcı bir zihniyet. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortakları. Ahlakın izmilali, ne müthiş izmilal, ne millet kurtulur zira, ne milliyet, ne istiklal. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.